Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkin Şekerci, Başkan Yardımcısı Okan Karalar, Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Tabur, Ahmet Remzi Tabur, Hüseyin Kolukısa, Mustafa Gelebek ve Orhan Özdemir ile birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarının da hazır bulunduğu ziyarette Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Genç Girişimciler Heyeti'ne cemiyetin fiziki yapısını tanıttı ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında ise genç girişimcilik ve Gaziantep'in üzerindeki olumsuz algıların kaldırılmasına yönelik açıklamalar yapıldı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bünyesinde faaliyet gösteren Genç Girişimciler Kurulu, ülkemizde genç girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Bu yöndeki çalışmalara Gaziantep'te de büyük ihtiyaç olduğu açık bir gerçektir. Çünkü Gaziantep ülkenin en önemli sanayi kentlerinden birisidir. Kentimizdeki yeni nesillerin ve sanayi ticaret alanındaki yeni fikir ve projeleri bu alanda çağa uygun vizyonlar oluşması için son derece önemlidir. Bu açıdan Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve değerli yönetim kurulunun yaptığı çalışmaları ekonomik ivmelerimizin şekillenmesi açısından son derece önemli görüyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı süreçte birlik ve beraberlik, dayanışma ruhumuzu arttırırken kent ve ülke ekonomisine destekleyici, daha ileriye götürecek projelere ve çalışmalara hep birlikte imza atmamız gerekmektedir. Bizler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak kurum ve kuruluşlarımızla olduğu gibi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu ile de Gaziantep'in faydasına olabilecek her türlü projeye destek vereceğimizin bilinmesini isterim. Bizler biliyoruz ki insan hayal ettiği sürece genç kalır. Girişimcilik ve yatırımcılık da büyük bir hayal gücü ister. Bizler başta toplu konut projesi olmak üzere projemizi hayal ederek inşasına başladık. İnşallah 2017 yılında tüm üyelerimizin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz toplu konutla ilgili. Başarmak isteyen insan önce hayal etmeyi öğrenmeli ve buna inanmalı. Hayatta imkansız yoktur. İmkansızın önünde engeller vardır. İşte o engelleri hep birlikte kentimiz, ülkemizdeki olumsuz algıyı hep birlikte kaldıracağız. Ve burada diyorum ki şimdi Gaziantep'e gitme zamanı, şehrimizin üzerindeki olumsuz algıyı hep birlikte birey olarak herkes kendi üzerine düşeni yapması lazım. Son günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in yaptığı projeyi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak destekliyoruz. Bu projenin her zaman destekçisi olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Bu kötü şehrimizin üzerindeki kötü algıyı gerek genç girişimcilerle gerek birey olarak herkes üzerine düşeni yaparsa en güzel şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti İbrahim Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan sonra çok ciddi bir vizyonu açıldı. Allah daha devamının gelmesini istiyoruz inşallah. Devamının gelmesini talep ediyoruz. Hayırlısıyla böyle bir güzel bir mekanı da sizlere kattılar. Bu mekanların daha işlevli bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz. Gaziantep olarak biz genç girişimciler 81 ilde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. 81 ilde bağlı olduğumuz odalar var. Gaziantep'te, Gaziantep Ticaret Odası'na bağlı olarak çalışıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası bize her türlü maddi, manevi desteği karşılıyorlar sağ olsunlar. Bizim de burada amacımız girişimciliği ön plana çıkarmak. Gaziantep'te girişimcilik ön planda ama babadan oğula geçen işlerde ön planda. Bir eksiğimiz var. Daha fazla yükte hafif
kazançta bol işlere bakmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız oluyor. Gazeteciler Cemiyeti'yle de bu yürüdüğümüz yolda çok ihtiyacımız var. Biz çıkıyoruz, 10 kişiye söylüyoruz. Ancak 20 kişiye söyleyebiliyoruz. Ama sizlerle beraber biz daha güçlü oluyoruz. Bunun her zaman altını çizerek söylerim. Basın insanlara ulaşmada en kolay yoldur. Bu konuda sağ olsun İbrahim Başkanım çok iyi destekler veriyor. Cemiyet olarak da yaptığı işleri çok iyi takip ediyoruz. Allah senden razı olsun. Bu kadar basın mensuplarına bu TOKİ projesini yapmak her yiğidin harcı değil. Gitti, uğraştı. O dönemde de devamlı iktidattayız zaten başkanımla. Gitti, uğraştı. Hem yönetim kurulu hem kendisiyle bu işi başardı. Allah utandırmasın diyoruz. Gaziantep'te biz girişimcilik adına farklılaştırmak için eğitimler düzenliyoruz. Tabii ilk önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Bunların bir tanesi de şirketlerde, aile şirketlerinde ikinci nesil, üçüncü nesillerin iş hayatına babasından, dedesinden kalan şekliyle de artık yeni nesil üzerinde girmesini istiyoruz. Bununla ilgili eğitimler düzenliyoruz başkanım. Bunun haricinde en önemli projelerden bir tanesi, yani bizim en önemsediğimiz projelerden bir tanesi belli bir yerlere gelmiş, yükselmiş ama öncelikli Gaziantep'li olan iş adamlarımızı Antep'teki genç arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Burada o iş adamlarımız sağ olsunlar geliyorlar, hayat tecrübelerini anlatıyorlar, ne yapmamız gerektiği konusunda burada bize destek veriyorlar, bilgi veriyorlar. Biz de bunları alıyoruz, notumuzu alıyoruz, işlerimizde uyguluyoruz. Bunun da faydasını çok görüyoruz. Yani tecrübeleri, tecrübe aktarımlarına çok önemsiyoruz. Güzel işler.